Sürdürülebilir Gelecek programından merhaba. Her cuma olduğu gibi karşınızdayız ve sürdürülebilirliği bugün gıda tarafıyla ele alacağız. İki değerli isim bugün bize eşlik ediyor. Sürdürülebilirlik Akademisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Semra Sevinç ve Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası yani TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sıdarı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, gıda tarafından konuşacağız dedik sürdürülebilirliği ki gerçekten de önemli hem bizim için hem dünya için. Bizim de tabii hani gıda dediğimiz zaman gıda güvenliği, sürdürülebilirlik anlamında büyük bir role sahip. Bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle sizin çalışmalarınızı bir dinleyelim. Tam olarak hani bu sürdürülebilirlik tarafının neresinden tutuyorsunuz? Onunla bir başlayalım. Semra Hanım, size sorayım ilk olarak. Tabii ki. Sürdürülebilirlik Akademisi 15 yıl önce kurulan ve hedefi iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaşmasını hedefleyen bir yapı. Bu eksende ve bu hedef doğrultusunda 3 ana konuda çalışıyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki eğitim. İş modelleri dönüşürken nasıl dönüştürmeliyiz konusunda özellikle sürdürülebilirlik gibi bugünün en dinamik konusu olan konuda eğitimler veriyor akademi. İkinci ise networkler oluşturma, yani iyi örnekleri paylaşarak, bir araya gelerek özellikle özel sektör ekseninde iyi yapılan çalışmaları buluşturan bir yapısı var. 80 üyesi var Sürdürülebilirlik Akademisi'nin. Üçüncüsü ise motivasyon. Bugün artık sürdürülebilirliği konuşurken söylemden eyleme geçme zamanı. Yani iyi niyetler, arzular, bunu yapmalıyızın ötesinde olmalıyız. Çünkü riskler kapıya dayandı. Yani çok da eleştirilenlerden bir tanesi bu değil mi? Yani hani söylem var ama eylem yok gibi. Evet. Yani bildirge imzalamak veya raporlar çıkartmanın çok ötesine geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. İşte burada da motivasyonun çok önemli olduğuna inanıyoruz biz Sürdürülebilirlik Akademisi olarak. Bu motivasyon da iki ana eksende gerçekleşiyor akademi çatısı altında. Bunlardan bir tanesi ödüller. Farklı alanlarda ödüller verilerek iyi örnekler yaygınlaşıyor. Diğeri ise toplumsal cinsiyet eşitliği alanında işte Eşit Kadın adı altında bağımsız denetim kuruluşu İntertek'le birlikte gerçekleştirdiğimiz işte Eşit Kadın belgesi. Diğeri de mekanlarımızın özellikle çevresel etki ekseninde yönetilmesini sağlamak amacıyla bu kez de bir başka bağımsız denetim şirketi Büro Veritas'la birlikte Green Check belgesi veriyoruz. Dolayısıyla akademinin odağında özel sektörün sürdürülebilir iş modellerine en hızlı şekilde geçişini hızlandırmak var. Şimdi Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası TÜGİS diyoruz. Siz hani gıda sanayicisi olarak sürdürülebilirlik sanıyorum ki yani sanayinin her tarafında çok önemli ama gıda dediğimiz zaman daha da eminim ki hani alt başlıklara gidiyor gibi duruyor. Sizin çalışmalarınız nasıl acaba? Ben müsaade ederseniz TÜGİS hakkında çok kısa bir bilgi vereyim. TÜGİS, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası, Türkiye'de kurulan ilk işveren sendikalarından biri. Şimdi tabii bugün sendika dediğimiz zaman ağırlıklı olarak işçi sendikaları akla gelir ama 6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Kanunu uyarınca işverenlerin de sendika çatısı altında toplanma hakkı var kanuni olarak. Tabii bizim asli faaliyetimiz üyemiz olan işverenlerin toplu iş sözleşmesi süreçlerinde onlara destek vermek. Dolayısıyla çalışma barışına, iş barışına katkıda bulunmak. Ama tabii biz sadece bununla faaliyetlerimizi sınırlı tutmuyoruz. Onun dışında sektörün gelişimine yönelik olarak gıda sektörünün çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunlar projeler olabilir veyahut da işte çeşitli sivil toplum örgütleriyle işbirliği olabilir ki bizim Sürdürülebilirlik Akademisi ile yaklaşık 10 yıllık bir bu sürdürülebilir gıda zirvesini birlikte düzenliyoruz. Yakın bir şeyimiz var, işbirliğimiz var. Bunun dışında da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK var. TİSK'in de kurucu üyesiyiz. Aynı zamanda yönetiminde de ben yönetim kurulu üyesi olarak orada da görev yapıyorum. Evet, ülkemizin önde gelen gıda üreticileri ki bunların içinde hem yerli kuruluşlar hem de çok uluslu, uluslararası kuruluşlar yer alıyor. Şimdi tabii sürdürülebilir kavramı tekrar olacak ama altını doldurmak çok önemli. Evet. Yani bu son yıllarda çok gerçekten sıklıkla zikredilen bir konu. Önemli gelişmeler de var. Yani burada neresindeyiz diye bakarsanız sürdürülebilir kavramının önemli gelişmeleri var ama dünyada neresindeyiz diye bakarsanız söylemler çok fakat yani dünya sıralamasında bu konuda çok iyi yerlerde olduğumuz söylenemez. Evet. Yani işte gerek karbon emisyonunun azaltılması, gerek iklim değişikliğiyle ilgili alınan tedbirler, bir takım adımlar atılıyor ama bunun daha tabii ölçülebilir nitelikte olması lazım. Şimdi gıda, tabii gıda hep önemliydi ama özellikle pandemi döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Pandemiden sonra bir de Ukrayna-Rusya savaşı. Evet, üstüne bir de tabii dünyanın tahıl ambarı biliyorsunuz bu iki ülkede. Orada lojistik sorunlar nedeniyle ve savaşın getirmiş olduğu lojistik sorunlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandı. Ancak bizim Türk gıda sektörünün bu sınavı yani başarılı bir şekilde verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü tedarik zincirinde çok yani ülkeyi sıkıntıya sokacak bir aksama yaşanmadı. Raflar boş kalmadı. Dolayısıyla sektörümüz başarılı bir sınav verdi diyebiliriz. Bizim tabii sürdürülebilirlik başlığı altında özellikle iklim değişikliği, bu küresel ısınma, açlık, gıdaya erişimin çeşitli nedenlerden dolayı kısıtlanması nedeniyle gıdanın adil paylaşılamaması gibi birçok konuyu sürdürülebilirlik başlığı altında toplamamız mümkün. Evet. Birlikte yani işbirliğinden bahsettiniz. 10 yıldır birlikte sürdürülebilir gıda zirvesini düzenliyorsunuz. Burayı biraz açalım şimdi. Hani tam olarak yani 10 yıl uzun bir zaman. Çünkü hani belki bazı firmalar, bazı şirketler bunu 3-4 yıldır konuşuyor. Hı-hı. Bazıları hala henüz konuşmuyor maalesef. Ama burada sizin hani amaçladığınız durum nedir acaba? Hani bu sürdürülebilirlik zirvesinde 10 yıldır neler konuşuyorsunuz? Neleri değiştirmeyi hedefliyorsunuz? Şimdi sürdürülebilirlik sizde programlarınızda, kurumlar gündemlerinde en fazla hani dijital dönüşümle belki eş zamanlı gündeme getirdikleri bir konu. Şimdi sürdürülebilirlik dünyanın bozulan bir ritmi var. Bu ritim yalnız iklim değişikliği değil. Demin bahsettiğiniz savaşlar var, eşitsizlikler var, toplumsal kırgınlıklar var. Dolayısıyla kırılgan toplum daha da yaygınlaşıyor bütün dünyada. Şimdi böyle baktığınızda hayati bir sektörden bahsediyoruz. Kaan Bey'in söylediği gibi gıda. Şimdi sürdürülebilir gıdayı tanımlayarak aslında tam anlamıyla yola çıktık. Yani erişilebilir, güvenilir, sağlıklı gıda nasıl üretebiliriz? Sistemler bu eksende nasıl dönüşebilir? Niye önemli? Bugün dünyanın her 10 kişiden birisi aç. Maalesef. Dünyanın %30'a yakın bir nüfusu sağlıklı gıdaya erişemiyor. Buna karşılık %30 da atığımız var. Evet. Tarımsal toprakların %28'inde o ekilen, biçilen sebzeler ve meyvelerin %28'i atılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Topraklarımız yani ekilen topraklar azalırken bir de bunun %28'ini biz atıyoruz. Dolayısıyla bizim yola çıkışımız bu acil durumu, bu riskleri, karşı karşıya olduğumuz bu riskleri önce bir paylaşalım. Bütün sektör paydaşlarıyla. Bu gıda sanayi dediğimiz zaman bu sektör ve bu sektörün paydaşları var. Onlarla paylaşarak neler yapmamız gerekiyor? İlk yıllarımız bununla geçti. 10. yıla geldiğimiz zaman ise demin paylaştığım gibi artık eylemi konuşalım. Artık bildirge imzalamanın ötesinde bir şeyler yapalım. Kimler ne yapıyor? O yapanlardan neleri öğrenebiliriz? O iyi örnekleri nasıl yaygınlaştırabiliriz? Ekseninde konuları 10. yıla taşıdık. 9 tane ana konusu var aslında baktığınızda sürdürülebilir gıda dönüşümünün. Bunlardan bir tanesi çok konuşuyoruz. Sürdürülebilir tarım, rejeneratif tarım. İşe tarımsal üretimi nasıl döndürebiliriz? Demin bahsettik, toprakların %23'ü atığa gidiyor. Azalan topraklar var. Bir ana konumuz bu. Diğeri iklim krizi işi değiştiriyor. Yani artık yağmur yağmıyor, artık sel oluyor. Orman yangınları oluyor. Donlar bir anda çiftçileri ekonomik olarak büyük zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. İkinci ana konumuz bu. Üçüncü bugün dünyada hem Dünya Ekonomik Forumunda hem dünyanın bütün sürdürülebilirlik eksenli dönüşümlerinin en önemli konusu döngüsel ekonomi. Yani atıklardan yararlanmak. Bu zirvenin üçüncü önemli konusu da döngüsel ekonomi konusu. Döngüsel ekonomiyi nasıl gıda sanayinde yaygınlaştırabiliriz? Bir üreticinin atığı bir diğer üreticinin girdisi olabilir mi? Bir başka konuda demin bahsettiğimiz gibi tedarik zincirini dönüştürmek. Yani evet, karbon emisyonlarını, bununla ilgili raporlamaları, enerji verimliliğini ve kırılgan olmayan bir tedarik zinciri yapısına nasıl dönüşebiliriz, bir başka konu. Bir diğeri tüketim alışkanlıklarımız değişiyor. Yani özellikle Z kuşağı daha sağlıklı beslenme, daha organik gıdayı satın alma konusunda daha duyarlı. Bir de böyle bir konumuz var. Yani tüketim nasıl değişiyor? Paydaşlarla paylaşacağız. Bir diğer konu, bunları yapmak için para gerekiyor. Evet. O zaman finansman, hem dünyanın büyük finans kuruluşları çiftçilere ve gıda sanayiye ne sağlıyor? Türkiye'deki finans kuruluşlarının verdikleri neler? Bir başka konu. Bunun dışında da tabii ki teknoloji önemli bir açılımlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu iki gün boyunca ev dışı tüketimi de unutmadık. Önemli bir gıda atığı açısından baktığımız zaman ne yediğimizi bilmemiz açısından ev dışı tüketim de çok önemli. Restoranlarda, otellerde ne yiyoruz, neyi tüketiyoruz. Ev dışı tüketimde de bu şeffaflığı konuşuyor olacağız iki gün boyunca. Evet. Sizin peki TÜGİS olarak hani organizasyonu yapıyorsunuz. Sizin buradaki hedefleriniz nedir acaba? Şimdi, özellikle sanayici gözüyle bakınca. Evet. Şimdi şöyle şey yapayım. Semra Hanım'ın da söylediklerine ek olarak bir kere gıdalarda çok ciddi bir atık problemi var. Atık demeyelim, israf problemi var. Evet. Bu tarladan başlıyor. Yani şimdi tabii tarım ve gıda sanayi aslında birbirinden bağımsız düşünülemez. Dünyada üretilen gıdanın %30'u henüz daha tarladayken sevk edilemeden çeşitli nedenlerden ötürü heba oluyor. Yani bu nedir? Zamanında toplanamaması, iş gücü yetersizliği nedeniyle, lojistik problemler, nakliye sorunları ve sevk edildiği depolama alanlarında uygun koşulların bulunmaması gibi nedenlerden ötürü %30 tabii çok ciddi bir. Hani zaman zaman böyle endişeler de dünya artan nüfusu besleyebilir mi kaynaklar? Aslında dünyanın tarımsal kapasitesi çok uzun yıllar artan nüfusu besleyebilecek şeye sahip, yeterliliğe sahip. Yeter ki kaynaklar verimli kullanılsın. Artı bir de tabii şimdi iklim değişikliğiyle birlikte yağışların azalması söz konusu, ama bir de yeraltı suları ve diğer su kaynakları var. Bunların da verimli kullanılması halinde kaynaklar yeterli. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Bir de tabii evsel atıklar var. Evet. Türkiye'de günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor. Yani bu inanılmaz bir rakam. Yani düşündüğünüz zaman yerde ekmek bulsa üstüne basmayan, öpüp başına götüren bir milletiz. Evet. Ama öbür taraftan da günde 12 milyon ekmeği çöpe atıyoruz. Bu da bir başka bir çelişkili bir durum. Bunların hepsi tabii ayrıca gıda sanayimizin üretim esnasında kullandığı bir takım ham maddelerin, tabii bunların atıkları da söz konusu olabiliyor. Bunların geri kazanılarak yeniden ekonomiye kazandırılması mümkün. Bir takım katma değerli ürünler üreterek. Mesela sanayiciler bu anlamda nasıl bir bilince sahip? Yani burada hani siz 10 yıldır hani gözlemleme fırsatı yakalamışsınızdır. Nasıl değişiklikler var? Yani gerçekten de evet, güzel yol kat edildi diyebileceğiniz değişimleri sanayici tarafında görüyor musunuz? Şimdi belli bir gelişme var tabii, ama bu Semra Hanım da bahsetti. Bu bir iş nihayetinde dönüyor dolaşıyor finansmana, yatırım yapabilme. Evet. Çünkü bir takım yatırımların yapılması lazım. Burada tabii bu kaynakların daha bol bulunur hale gelmesiyle bu konudaki gelişmeler daha da ileri aşamaya geçecek diye düşünüyoruz. Ama bir farkındalık oluştu. Herkes, yani bütün işletme bazında gerek karbon emisyonunu azaltmaya yönelik, gerek atıkları azaltmaya veya geri kazanmaya yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor. Tabii büyük kuruluşlar, pazarda lider olan kuruluşlar bu konuda öncü rolündeler. Bizim tabii gıda sanayimiz oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Yani küçük KOBİ ölçekli işletmelerden dünya devi olan kuruluşlara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Dolayısıyla büyük kuruluşların bu konuda önderlik etmesi, liderlik etmesi büyük önem taşıyor. Çünkü iş dönüyor dolaşıyor, her zaman maalesef her şeyde işte dediğiniz gibi finans tarafına geliyor. Peki şimdi atık, hani her ikiniz de değindiniz, vurguladınız, ciddi anlamda büyük bir problem. Peki başka nasıl riskler var? Yani en büyük şu anda, hani ülkemizden başlayalım, sonra belki dünyaya bakalım, ama hani en ivedilikle çözülmesi gerekenler neler sizce? Şimdi gıda sanayinden bahsediyorsak biz birincil üretim tarımdan bahsediyoruz, hayvancılıktan bahsediyoruz. Burada gıda sanayinin dönüşümünün en önemli anahtarı çiftçi refahının arttırılması. Çünkü gıda sanayinin ham maddesi buradan geliyor. Baktığımız zaman refahı artmayan bir çiftçi sizin ham maddenizi veremez size. Dolayısıyla sanayinin geleceği sorgulanmaya başlar o zaman. Şimdi en önemli konu çiftçi refahı. Bu Türkiye'de de böyle ve dünyada da böyle. Baktığımız zaman işte artan nüfustan bahsediyoruz, gıdanın üretiminin artması gerekiyor diyoruz, su problemimiz var diyoruz. Ama bunun özünde çiftçinin artan bir refahının olması gerekiyor ki üretmeye devam etsin. Tarımda çalışan nüfusta çok ciddi azalma var. Yani 1980'lerde Türkiye'de nüfusun yaklaşık %60'a, 60'ın belki üstünde bir kesim tarımda çalışırken bugün %15'lere kadar gerilemiş durumda. Bu da tabii neden yapayım diyorlar. Cazip gelmiyor tabii. Şimdi burada da yalnızlaşan bir çiftçi var. Yani çiftçinin ekonomik ve sosyal yalnızlığına kafa yormalı gıda sanayi. Yalnız gıda sanayi değil, gıda sanayinin tüm paydaşları içinde bu. Ekonomik yalnızlık, sözleşmeli tarımın artması gerekiyor. Çiftçinin eğitilmesi gerekiyor. Çiftçinin daha inovatif, daha dijital yollarla üretim yapmasını sağlamalı gıda sanayi. Değer zinciri boyunca en önemli odak konusu çiftçi. Bunların başında çiftçi geliyor. Bir diğer taraftan genç nüfusun bunu bir iş olarak görmesini sağlamak gerek. Üçüncü konu çiftçinin sosyal yalnızlığı var. Yani çiftçi köyünde sineması olmayan, AVM'si olmayan, tiyatrosu olmayan, kütüphanesi olmayan bir yerde yaşıyor. İzole bir hayat. Öyle şu bir durumda. Şu anda yani 21. yüzyılda neden bunu tercih etsin? Eline geçiyor. Gençler etmiyor zaten. Gençler işte AVM'ye gitmek için, sinemaya gitmek için şehre göçüyor. Şehre göçünce bu problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla sözleşmeli tarımın sanayi tarafında yaygınlaşması, sanayinin dijital ve inovatif çalışmalarını mutlaka çiftçiye geçirmesi gıda sanayiye baktığınız zaman önemli konulardan birisi. Yani değer zincirine bakarsak bir taraftan tüketici davranışlarını değiştiriyoruz hep beraber. Yani tüketicinin atığını kontrol etmeye, daha sağlıklı ve şeffaf gıdalar almasını teşvik ederken diğer taraftan da en önemli tedarikçi grubu olan çiftçinin refahını artırırsak zaten sanayinin de dönüşümüne katkı koymuş oluruz. Evet. Şimdi tabii bir de bu yani tarımsal alandaki sıkıntılara rağmen onu da belirtmekte fayda var. Türkiye aslında gıda üretiminde, tarımsal üretimde kendi kendine yeterli bir ülke. Yani hala biz ciddi bir tarımsal üretimimiz var. Ama tabii bu böyle gittiği müddetçe gün gelecek tarımda çalışacak iş gücü olmadığı takdirde sıkıntı yaşanacak. Şimdi mesela zeytin hasatı var. İşte haberler geliyor bölgesinden, Edremit'ten, Ayvalık'tan vesaire. Hani işçi bulmakta zorluk çekildiğine dair. Bu sadece aslında hani tarımda değil, bizim burada ağırladığımız değerli isimlerde, iş gücünde, kendi sektörlerinde hani buna dikkat çekiyor. Demek ki hani bu aslında Türkiye'nin genel bir problemi ve hani belki daha yapısal sorunlar gerekiyor ama çözümler gerekiyor ama bilmiyorum hani bunu sürdürülebilirlik alanında bakarsanız işin ucu çok çok gerilere gitmek durumunda kalıyor. Şimdi sürdürülebilirlik dediğimiz zaman aslında üç ayaktan bahsediyoruz. Birisi çevresel, birisi sosyal, birisi de yönetişim, ekonomik ayak. Şimdi sosyal ayakta bu bahsettiğiniz konu büyük sorun yaratıyor. Bazı durumlarda dediğiniz gibi hemen hemen bütün sektörlerin en önemli problemlerinin başında bu işçi bulamamak. Tarımda bu çok daha yüksek. İşte o sosyal yalnızlık var ya, o yalnızlık nedeniyle gidilmiyor oralara. Oralarda bir sosyal hayat oluşturulursa belki daha fazla kalmayı tercih edecekler. Çünkü işin ekonomik tarafı, siz de programınızda konuşuyorsunuz hep, işin ekonomik tarafını çözmeye hazır şirketler. Yani o işçilere paraları ödüyorlar belki ama diğer tarafta sosyal nedenlerle kaçıyorlar. Bu da toplumsal hani dayanıklılık konusu var ya, o toplumsal eşitliğin yayılması konusu buralarda çözülmesi gereken önemli konulardan. Yani şimdi biliyorsunuz ülkemizde ciddi bir mülteci problemi var. Bu iş gücü eksikliğini işte mültecilerin istihdamıyla çözmeye çalışılıyor. Hatta Yani bu konuda Çalışma Bakanlığımızın da resmi olarak özellikle işte hayvancılık alanında yurt dışından kayıtlı işçi getirilmesi gibi henüz daha hayata geçmedi ama bir takım düşünceler var. Çünkü neticede yürütülmesi gereken bir iş var. Evet. Böyle bir sıkıntı da doğuyor. Ben bir de yani bizim gıda sektörünün sürdürülebilirlik açısından önemli bir sorundan daha bahsetmek istiyorum. Bilgi kirliliği. Bilgi kirliliği işte malum sosyal medya araçları çok gelişti. Bu bir bakıma aslında insanların kendilerini ifade etmeleri ve bilginin yaygınlaşması bakımından faydalı ama bir taraftan da çok handikapları da maalesef var. Ve gıda sektörü de... Ne gibi mesela birkaç örnek verebilir misiniz? Mesela olan ve çözülmesi gereken şekilde. Şimdi özellikle mesela ambalajlı gıdalarla ilgili siz de mutlaka görüyorsunuzdur veya okuyorsunuzdur. Bir takım hurafeler. Şimdi agnotoloji diye bir kavram var dünya genelinde. Agnotoloji sahte bilim. Yani bir takım ürünlerle veya hizmetlerle ilgili bilimsel havası, bazı bilgilerin, yanlış bilgilerin bilimsel havası verilerek bunun çeşitli mecralarda yaygınlaşması. Bu aslında ilk Amerika'da ortaya çıktı. Tütünle ilgili çıktı. Sonra diğer alanlara da yayıldı. Mesela bir makale okuyorsunuz. Orada böyle bir takım araştırmalardan var ama hiç kaynak yok. Fakat insanların korkuları, endişeleri, özellikle çocuklu ailelerin çocuklarıyla ilgili endişeleri veya onları koruma içgüdüleriyle bir takım onlarda olan hassasiyetleri istismar etmeye yönelik. Ve gıda sektörü bu konuda tabii bunların hedefi haline geliyor. Peki bunun mesela hani yani ben de açıkçası hani benim annem de bana küçükken yedirmezdi. Ben de şimdi oğluma çok fazla hani paketli gıda yedirmemeye çalışıyorum. En azından belli bir yaşa kadar hiç yedirmedim ama yani insan bir şekilde bilmiyor. Hani benim bunu bilme şansım yok ve genel işte bir inanışla beraber biz bunu yapıyoruz. Bunun doğrusunu nasıl sizce bir tüketici ulaşabilir? Bunun doğru yolu nedir acaba? Şimdi ben önce de şunu söyleyeyim. Su bile ihtiyaçtan fazla tüketildiği zaman ölümcül olabiliyor. Hatta bir haber vardı. Kanada'da bir hanım su ile ilgili yani aşırı su kullanılan bir diyet yapmış ve hayatını kaybetti. Dolayısıyla burada önemli olan aslında dengeli beslenmedir. Şimdi paketli ambalajlı gıda sanayi ürünlerine gelince şimdi Türkiye'de bizim gıda mevzuatımız Türk Gıda Kodeksi dünyadaki Kodeks Alimentarium adı verilen ve Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Tarım Örgütü tarafından ortaklaşa hazırlanmış olan bir kodeks var. Bundan birebir uyumludur. Ve bir takım işte bilimsel gelişmeler oldukça bu kodeks revize edilir. Yine Avrupa Birliği de bu aynı kodeksi kullanmakta. Bizim Türk Gıda Kodeksimizde hem Avrupa Birliği'ne hem de Kodeks Alimentarius'a birebir uyumlu. Ama şöyle bir şey de yok mu? Şimdi hani Tarım Bakanlığı yeniden hani web sitesinde günlük bazda yayınlamaya başladı. Ya bir de kötüye kullananlar var. Hani o içeriklerle oynayanlar bakın, vesaire. Gerçi süremiz yetmeyecek bunları konuşmaya ama. Ben kısaca söyleyeyim. Hukukta bir kavram var. Sui misal, emsal olmaz. Yani Türkçesi kötü örnek örnek değildir. Yani her sektörde istismar eden tüketiciyi veyahut da işte... olumsuz faaliyetler gösteren kuruluşlar olabiliyor. Yani Tarım Bakanlığımızda denetim görevi olduğu için bu aslında bu kontroller düzenli olarak yapılıyor. Bir süre ara vermişlerdi ifşa etmeyi. Şimdi tekrar yayınlamaya başladılar. Hatta orada aslında 600 küsur ürünle ilgili rapor çıktı. Sanki sadece bir firma için özel yapılmış gibi bir intiba doğdu ama öyle değildi aslında. Ve bunların da yapılmasını biz yararlı görüyoruz. Tabii uygun yöntemler kullanılması şartıyla. Evet. Son bir dakikamız sizden kapanış cümlesini rica edeyim. Tabii ki. Şimdi demin söylediğiniz konuyla ilgili hakikaten tüketicinin o şeffaflık ve izlenebilirlik kavramına olan ilgisi Türkiye'de de daha güçlenecek. Gıda sanayi bu alanda çok önemli çalışmalar yapıyor. Yani satın aldığınız ürünün üzerinde onun içeriğinin ne olduğunu sizin anlayacağınız bir dille yazıyor çok olacak. Önemli. Dolayısıyla o ambalajların tasarımlarını da sanayi bu eksende yenilemeye çalışıyor. Son olarak ben buna bir katkı yapmak istedim ama en önemlisi en hızlı belki de sürdürülebilirlik eksenli dönüşmesi gereken sanayi gıda sanayi ve gıda sanayinin bütün paydaşları. Evet. İnşallah biz de bu işbirliğiyle bu dönüşümü hızlandırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sürecin sonuna geldik. Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sıdarı ve Sürdürülebilirlik Akademisi kurucusu Yönetim Kurulu üyesi Semra Sevinç bizimle beraberdi. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.